Günümüzdeki solu, 21. yüzyılda solu nasıl görüyorsunuz abi? Şimdi bence benim hani şahsi düşüncem bu. 21. 20. yüzyıl sol bir yüzyıldı. Yani 60'lar için ne diyoruz? 60'lar gençti ve sol soldu. 60'lar hem gençti hem solcuydu. İşte 80'larda ne diyoruz mesela? İşte 80'lar hem gençti hem sağcıydı. Yani ne diyoruz? İşte yapiler, yani işte young urban profession, yapiler dediğimiz tipoloji, yani Özal'ın prensleri. Hem genç ama e, sağda, yani ekonomik bir mantığın içerisinde hareket ediyorlar. Falan. Yani dev, sol ve genç olunca devrimci tipolojisi ve sol ve e, sağ ve genç olunca yapiler geliyor. Ve bugün artık dünya başka bir yerde gibi. Yani artık dünya artık yaşlı ve sağ mı diyeceğiz, ne diyeceğiz ben bilmiyorum. Şimdi bana göre 20. yüzyıl solcu bir yüzyıldı. 21. yüzyıl ise sağcı bir yüzyıl. 21. yüzyıl sağın damgasını vurabileceği bir yüzyıl. E, bunu şuradan pay biçmek gerekiyor bence. E, 60'larda e, kopmuş kopmalar, e, iç gerilimler, iç çatışmalar solda yaşandı. Ama günümüzde, günümüz Türkiye'sinde iç çatışma, iç kopmalar sağda yaşanıyor. Bu sağın dinamizminin göstergesi. Nerede kopma varsa orada dinamizm söz konusudur. Ee, 60'larda şöyle bir ifade vardı. Sol ve solun solu ifadeleri vardı. Yani, yani neydi o? Yani sol bir çıkış yapınca, tiple birlikte solcu bir çıkış yapılınca e, siyasal sistem ne nasıl tepki verdi? Ortonun solu teziyle. Yani sol tepki merkezi ortaya çekiyor. Sol bir noktaya çekti. Ecevit daha sonra kurduğu partinin adı neydi? Demokratik Sol Parti. Bugün Ecevit olsaydı artık Demokratik Sol Parti, değil, direkt Demokratik Parti kurardı. Ortanın solu değil de belki merkezin solu gibi bir ya da sağın solu gibi bir şey ortaya çıkabilirdi. Yani 60'larda solun solu varken bugün ancak ve ancak sağın solu olabilir. Yani sağ dinamik, sağ dinamikler çok daha güçlü. Bugün sağ parçalanıyor. Bugün AK Parti içerisinden çıkan bir siyasal eğilimleri görüyoruz. Bugün e, CHP'nin sağcılaşmasından bahsediyoruz. Bugün Türkiye'deki bugün siyasi politik alan politik alandaki ana unsur ne? Merkezin ortadan kaybolması değil mi? Türkiye'de artık merkez yok. Ne oldu? Sağ diye bir şey var. Yani radikal sağ var. Bu radikal sağ solu merkeze çekiyor. Dolayısıyla 60'larda radikal sol, merkezi sola çekerken ortanın solunda olduğu gibi bugün radikal sağ solu merkeze çekiyor. CHP'nin biz şeyini görüyoruz. E, 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 CHP'nin sağcılaşmasını görüyoruz. Yani nedir bu? Yani AK Parti'nin gerçekleştirmiş olduğu, e, yeniden kurduğu siyasal sisteme CHP'nin pasif devrimine yeniden eklemlenme sürecini yaşıyoruz biz şu an için. Siyasal krizin en nihayetinde geldi şeylerden bir tanesi bu. E, Kemal Kılıçdaroğlu mesela e, ortaya attığı slogan neydi? Bütün dünyanın işçileri birleşin. Komünist, bütün komünistler birleşin değildi. Bütün demokratlar birleşin. Bu sağın bir ifadesi. MHP parçalarda iyi parti çıktı. AK Parti'den iki tane parti çıktı. Yani hepsi sağcılaşma eğilimi. Bugün mesela e, CHP'nin e, artık e, e, stratejik ittifak unsurları şeyler değil yani bu askerler değil e, belediye başkanları yani mesela bugün en temel aktörler belediye başkanları CHP'de hepsi bunların e, sağcılaşmasıyla alakalı bir şey Gezi'nin sol ortaya çıkardığı sol kapasitesi e, kim emdi kim düzenle bütünleştirdi Ekrem İmamoğlu yani CHP'de sağcılaştı Gezi de bir ölçüde sağcılaştı yani e, gezi de ben e, yakın arkadaşlarımla e, anarşist olan otonomcu olan, anti parlamenterist olan arkadaşlarımın iki sene içerisinde o sağın, sağ, merkezin sağcılaşmasına tepki olarak yani sandığı reddeden, parlamenter yolu reddeden, otonomdan bahseden arkadaşlarımın hepsinin sandıkta müşahitlik yapsını şahit oldum. Yani anarşistler müşahit oldular. Neden kaynaklanıyor bu? Sağın merkezin ortadan kalkması ve bütün sağ, solun sağcılaşması ile birlikte. Artık sağ sol diye bir kategorizasyon yok. Sağ var ve sağın farklı renkleri var. Bugün siyasal alanda ne görüyoruz biz? Sağın farklı renklerinin mücadelesini görüyoruz. Yani bugün sağın farklı renkleri var. Yani bunlar tipik bunların hepsi bana göre dünyanın artık sağda yer aldığını ve sağın kendi içerisinde gerilimlerin olduğunu görüyoruz. Mesela radikalizm. Bugün sol radikalizm diye bir şey yok. Dünyada İslami radikalizm diye bir şey var. Yine dinselliğin içerisinden çıkan bir radikalizm. Bu. Dolayısıyla bu sağcılaşma her düzeyde geçerli olan bir şey. Yani sol varlık gösteremiyor. Yani göstermeli mi? Yani bunu normatif olarak tartışabiliriz ama olgusal düzeyde benim gördüğüm eğilim bu. Dolayısıyla cumhuriyetçi e, bir bakış açısından ziyade demokrat bakış açısına CHP'nin gider yerleşeceğini, demokratik sol partinin bu, dünya, bu e, yüzyılda kurulamayacağını ben düşünüyorum.